gün diler, gidecekler. Hiç konuşmayız, konuşmayınca da yok sayarız ama gerçek böyle değildir. Konuşsak da konuşmasak da dünyada iki kutuptan biri değilsen işin çok zordu. Bunu bilmediğimiz zaman hiçbir olayı anlama ve yorumlama şansımız yoktu. İşin ucunda maalesef yine faiz lobisi ve para vardı. Parayı elinde tutan aileler dünya üzerinde elitlerin yönettiği bir model istiyordu. Bunun içinde istedikleri isimleri bulup yetiştiriyorlardı. Sayısız örnekleri vardı. Bu ailelerin temasa geçtikleri isimlerden biri de Başkan Obama'ydı. Amerika'da çok az kişinin konuştuğu konular egemen medyanın defansı nedeniyle yayılamıyordu. Bilmemiz gerektiği kadar veriliyordu. Oradaki mücadeleyi bilmediğimiz için ne Türkiye'yi ne ülkemizdeki oyuncuları ne de bölgeyi anlayabiliyorduk. Oysa büyük kavgayı bilmeden içerideki figürleri ve görevlerini anlama imkanımız hiç yoktu. Tamam bunları bilen çok kişi yok. Tamam bunları yazan ve peşinden koşan pek insan yok. Ama yapacağımız başka da bir şey yok. Geçtiğimiz gün bir devlet görevlisi bir paşaya sakın bu işlere girmeyin altından kalkamazsınız diyordu. Bir gazetedeki röportajın içindeki küçük ama büyük bir bölümdü. Türkiye'de devleti temsil etsen de büyük arenada zayıftın ve korunmasızdın. Bu pasaj bunun en güzel örneğiydi. Neyse. Barack Obama yıllar önce Beyaz Saray'da Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller ve Trilateral komisyonunun çok özel isimleriyle bir araya geldi. Masadaki en büyük ve en etkili oyuncuysa Rothschild'ın sihirbaz ajanı George Soros'tu. Ne konuşulduğunu bilen yok ama Obama 1981 yılında Brzezinski tarafından keşfedildi ve özel olarak yetiştirildi. Columbia Üniversitesi'nin başarılı bir öğrencisi olarak Beyaz Saray'a davet edildi. Ancak buna itiraz edenler vardı. Liberal Wayne Allen Root ben de aynı tarihlerde aynı bölümdeydim. Neden hiç Obama'yı orada görmedim? Hiç mi okula gelmiyordu? diye soruyordu. Yine aynı yıl Obama Karachi'deki bir arkadaşının yanına gitti. O ziyaret aslında bir Brezinski kurgusuydu. Obama orada mücahitleri örgütleyip savaşa hazırladı. İddia bu daha sonra buradaki başarı Obama'nın yolunu açtı. 1990'da Chicago'da bazı gruplarla teması sağlandı. Destek gördü ve başkanlığa kadar ilerledi. Obama için bunları söyleyenler var. Muhtemelen doğru. Ancak sonra yani başkan olduktan sonraki davranışları Soros'un isteklerinden uzaktı. Zaten bu nedenle başı derde girdi. Soros bildiğiniz gibi Rothschild'ların en önemli silahlarından da her yerde görünürdü. Bir gücü temsil ederdi ve Türkiye gibi ülkelerde nedense onu özel takip eden kimse yoktu. Oysa yeryüzündeki iki güçten birinin muhtarıydı. Soros hocası Karl Popper ve Keynes'in izinden gitti. Kriz ve travma yöntemini kullandı. Para manipülasyonuyla İngiltere'nin kırma tekniklerini birleştirdi. Çok da etkili oldu. Sovyetler Birliği, Tayland, Malezya ve Yugoslavya da tam başarıya ulaşıldı. Kendi deyimiyle isteklerimiz tamamen yerine getirmek için sadece Amerika içindeki o gücü yenmeliyiz diyordu. Açık Toplum Vakfı altında 1200 vakfa para aktardı. Özgürlüğü öne çıkardı din ve aile yapısına saldırdı. Sapkınlıkların arkasında durdu. Soros parayla sonuç almayı bilirdi. Keynesyen modelleriyle gitti. Keynes'in gizli sınırsız borç, borç tabanlı azgın yaratılmış para ilkelerinin arkasına sığınıp elindeki bankacılık karteliyle ülkeleri ele geçirdi. Amerika için de bunu bir ölçüde yaptı. Amerikalıların kendilerine olan borcunu 20 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyorlardı. Kavganın ana konularından biri de buydu. Yani Amerikan devleti İngiltere çıkışı ...Rothschild destekli bir güçle savaşıyordu. Bu kavganın bütün izleri dünyanın hemen hemen her yerinde vardı. Tabii görene görebilene. Obama da Beyaz Saray'a gelirken dört musluktan beslendi. Parayı verenler Cap Soros, Peter Lewis, Stephen Bink ve Herbert Sandler'dı. İkinci seçimde işin rengi değişmeye başladı. Başka bir güç Obama'yı başka tarafa çekiyor ve Soros müdahale edemiyordu. Bunu görmediğimiz için de hiçbir şeyi anlayamıyorduk. Etkisiz gibi görünen Soros dolayısıyla Rothschild ailesi yine başkanın burnunun dibindeydi. Nasıl mı? Soros'un sözünden asla ve kat'a çıkmayacak olan John Podesta Beyaz Saray'ın kilit ismiydi. Obama'nın baktığı her yerdeydi. Ayrıca başka bir önemli oyuncu daha vardı. Bu da Rothschild ailesi tarafından yönetilen Valerie June Bowman Jarrett'ti. Başkanın danışmanıydı. Her halükarda Obama'nın da etrafı tıpkı diğer başkanlar gibi sarılmıştı. Attığı her adım biliniyor ve not ediliyordu. Jarrett, Podesta'ya o da sorusu aktarıyordu. Sihirbaz da baronlara, Beyaz Saray'da bunu bilmeyen de yoktu. Yani Obama'nın yanında hem de yanı başında olan iki önemli isim aslında başkana bağlı değildi. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Burada her parti bu iki gücün temsilcilerini kesinlikle barındırırdı. İstisnasız hem de. Obama'yı, Putin'i, Erdoğan'ı zorlayan ve hatta sarsan güç Soros'tu. Yani Rothschild'tı. Mesela Obama'nın yanında olup Obama'ya çalışmayan Podesta paralel yapının birçok toplantısına katılıyordu orada. Destek ve güven sağlıyordu. Zaten Obama'nın elini tutanlar da bunlardı. Mesela Bill Clinton da Podesta'nın elindeydi. O yönetirdi perde arkasından. Ne zaman başkan yoldan çıkıp söz dinlememeye başladı hemen Monica Lewinsky skandalı patladı. İlginç değil mi? Soros ekibi ve kullanıldıkları bütün isimler bizim içeride aranıp da bulunamayan faiz lobisinin temsilcileriydi. Bizim de mücadelemiz bunlara karşıydı. Türkiye'ye bilinen büyük patronların önemli bir kısmı bu lobinin etkili üyesiydi. Devletlerin üstünde elitlerin olduğu sisteme inanıyorlardı. Milletin ve ülkenin pek bir önemi yoktu. Onların kurduğu sistemin yaşaması önemliydi. Bu sisteme Soros'un destek verip yeşerttiği sol karşı çıkacağına Anadolu'dan kopup gelen Erdoğan Erdoğan darbeyi indiriyordu. Zaten Erdoğan'ın gücünün temelindeki bizdeki Soros solcularının göremediği bu karşı çıkış vardı. Solun yapmadığını Erdoğan yapıyordu. Bakın AK Parti demiyorum, CHP'de, MHP'de ve AK Parti'de olanlar ve Soros'u temsil eden herkes yenilecekti. Paralel yapı gibi. Çünkü alınan karar böyleydi. Dünya genelinde neoliberal politikalardan vazgeçilmişti. Düne kadar birilerinin arkasında duranlar şimdi ortaklarını yüzüstü bırakıyordu. Erdoğan bir kez daha kazanıyordu. Şimdi sıra faiz lobisinin içerideki son kalesine ve o kaleyi koruyan adamlarına gelmişti. Eskiyi temsil eden bir tek bunlar kalmıştı. Soros'un ve Rothschild'ların gücüyle düne kadar işlerini gördülerse de şimdi duvara toslayacaklardı. Çünkü Obama'da Putin'de bunları yeniyordu. Sıra Erdoğan'daydı. Bu da olacaktı. Çok uzun zamandır Türk para politikasını elinde tutan imtiyazlı sınıf tasfiye olacaktı. Bunu bildikleri için de inanılmaz bir şekilde organize oluyorlardı. Saldırmak ve bu kez sonu almak için bileniyorlardı. Ama nafileydi. Biliyorum. Ama onlar umut içindeydi. Yine yenileceklerdi. Gelseler de gelmeseler de. Soros'un başını çektiği ekip silinecekti. Kavga buydu. Siz isterseniz CHP'nin kedisiyle oyalanmaya devam edin. Bu da sizin probleminiz. Ergün Diler, Takvim.